Garip küçük bir kasabada, tuhaf küçük balıklarla dolu tuhaf küçük bir dere vardı. Bu tuhaf kasabayı gezmeye gelen bir turist, bu kasabada yaşayan balıkçıya yaklaştı ve ona garip bu küçük balıkların ne kadar ağır olduğunu sordu. Bunun üzerine balıkçı adam cevap verdi. Bu deredeki tüm balıklar tam olarak yarım kilo artı bir balığın 1/2 ağırlığındadır. Tuhaf değil mi? Demiştir. Peki balıkçının anlatmak istediği bu garip küçük bir balığın kilosu kaç kilogram ağırlığındadır? Turistin kafasını karıştırmak için böyle bir anlatıma başvuran balıkçının anlatmak istediği bu deredeki garip bir balığın kilosu 1 kilogramdır. Videomuza devam etmeden önce küçük bir hatırlatmamız var. Bu tarz soruların ve videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, aynı zamanda kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Soğuk bir Ocak ayının pazar sabahı anne Türkan akşam gelecek olan misafirleri için alışverişe gitmiştir. Bu sırada evin küçük çocuğu Cem televizyon izliyordu. Evin kızı Beril yoga yapıyordu. Evin genç oğlu Baransa çimleri biçiyordu. Evin babası Tarıksa pazar gazetesini okuyordu. Öğlene yakın kahve zamanı geldiğinde ise dolaptaki tüm tatlıların yenildiği ortaya çıkmıştır. Peki bütün sabah zamanını farklı şeylerle geçiren bu kişilerden hangisi tatlıyı yemiştir? Tatlıları yiyen kişi Baran'dır. Çünkü soğuk bir kış gününde çimlerin biçilmesi mantıksızdır. Taner ve üç arkadaşı ormana doğru yola çıktılar ve akşama doğru ormana vardılar. Saat geç olduğu için ormanda kamp kurmaya karar verdiler. Herkes yorgundu ve bu yüzden yemekten sonra herkes çadırlarına gitti. Hemen sonraysa yağmur yağmaya başladı ve neredeyse bütün gece yağmur yağdı. Taner sabahleyin kalktığında birisinin tüm çikolataları yediğini fark etti ve bunun üzerine arkadaşlarına geceleri ne yaptıklarını sordu. Bunun üzerine Sıla, "Çadırımdan çıktım ve bütün gece yıldızları izledim." demiştir. Diğer kişi Bora, "Çadırdan sadece o ağaca tırmanmaya çalışırken çıktım. Şebeke almaya çalışıyordum." demiştir. Son kişi Cem ise, "Bütün gece uyudum, çok yorgundum." demiştir. Bunun üzerine Taner, arkadaşlarından son çikolataları yiyen kişiyi bulmuştur. Sizce bu kişi kimdir? Tüm çikolataları yiyen kişi Sıla'dır. Çünkü yağmurlu bir gecede yıldızları izlemesi imkansızdır. Videomuza plajda güneşlenen bu çocukla devam ediyoruz. Peki kimler bu iki çocuk arasındaki 5 farkı bulabilir? Plajda güneşlenen iki çocuk arasındaki farkları sırasıyla sizlere gösterdik. Peki kimler bu farkları bulabildi? Yağmur altında köpeğiyle yürüyüş yapan kız çocuğunun verildiği bu görselde 5 fark bulunmaktadır. Peki siz bu resmi inceleyerek bu farkları bulabilir misiniz? Bu görseldeki farkları sizler için gösterdik. Peki siz bu farkları 10 saniye içerisinde bulabildiniz mi? Bir sonbahar mevsimine ait bu görselde de 5 fark bulunmaktadır. Peki kimler 10 saniye içerisinde bu farkları bulabilir? Size verdiğimiz süre başladı. İki görsel arasındaki 5 fark işte burada. Yaprakların verildiği bu görselde diğerlerinden farklı bir yaprak bulunmaktadır. Peki kimler kendisine verilen 10 saniye içerisinde bu farkları bulabilir?
Diğerlerinden farklı olan yaprağı sizler için gösterdik. Peki bu yapraklardan diğerlerinden farklı olan yaprak nerededir? Size verdiğimiz süre başladı. Farklı olan yaprak işte burada. Peki kimler bu yaprağı bulabildi? Sıradaysa bu arı var. Peki kimler bu görseldeki arının doğru olan gölgesini bulabilir? Size verdiğimiz süre başladı. Bu arının gölgesi sağ üst köşedeki bu gölgedir. Peki bu karıncanın gölgesi size verdiğimiz gölgelerden hangisidir? 10 saniyelik süreniz başlamak üzere. Bu karıncanın gölgesi alt ortadaki bu gölgedir. Peki kimler bu gölgeyi kendisine verilen süre içerisinde bulabildi? Bir mantık sorusuyla videomuza devam ediyoruz. Peki kimler belirli bir mantığa göre oluşturulmuş bu görseldeki soru işaretli alana yazılması gereken sayıyı bulabilir? Soru işaretli alana yazılması gereken sayı 12'dir. Çünkü bu karelerdeki üstteki sayıların birbirine bölümünün alttaki sayıyla toplanması sonucunda bütün şekillerde 18 çıkmaktadır. Çeşitli denklemlerin verildiği bu görseldeki son denklemin sonucunu bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Gerekli işlemleri yaptığımızda sonuç 70 çıkmaktadır. Sırada bu renkli mumlar var. Peki kimler bu mumlardan birbirinin aynısı olan iki mumu bulabilir? 10 saniyelik süreniz başladı. Birbirinin aynısı olan iki mumu sizlere gösterdik. Tatlı ağaçların verildiği bu görseldeki birbirinin aynısı olan ağacı bulabilir misiniz? Size verdiğimiz süre başladı. Birbirinin aynısı olan ağaçlar bu iki ağaçtır. Sıradaysa bu sevimli civcivler var. Peki kimler birbirinin aynısı olan iki civcivi bulabilir? Size verdiğimiz süre başladı. Birbirinin aynısı olan iki civciv, üst orta ve alt sağdaki bu civcivlerdir. Sıradaysa bu tavşanlar var. Peki bu görseldeki birbirinin aynısı olan tavşan hangi iki tavşandır? Size verdiğimiz süre başladı. Birbirinin aynısı olan tavşanlar sol üst ve orta alttaki bu tavşanlardır. Geldik son sorumuza. Size verdiğimiz bu görselde uçarken bebek taşıyan bir anne ile güçlü kollarıyla ağırlık tutan bir anne bulunmaktadır. Bu annelere bakarak hangi annenin süper kahraman olduğunu bulabilir misiniz? Size verdiğimiz süre başladı. Hangi annenin süper kahraman olduğunu bulduysanız bu kişiyi yorumlar kısmından bizlere yazmayı unutmayın.